Arkadaşlar, herkese merhaba. Türk Telekom Dijital Kariyer Günü'ne hoş geldiniz. Ben Youtol kurucu ortaklarından Enis Yılmaz. Bugün size Türk Telekom yöneticileriyle beraber keyifli bir gün geçirebilmeniz için güzel bir gün dizayn ettik. Birinci oturumumuzda Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural bizimle beraber olacak. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Enis Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlara sormak istedikleri soruları bize sorular alanından sorabileceklerini kısaca hatırlatmış olayım. Tüm oturumlara katılanlara da etkinliğin sonrasında sertifikalarını veriyor olacağız diyerek sizi böyle kısaca tanımak ve Türk Telekom'la ilgili bilgi sahibi olmak için ben sözü size bırakıyorum. İyi seyirler diyelim arkadaşlara. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bakıyorum böyle yan taraftaki katılımcı sayısı yükseliyor. Bu çok memnun ediyor beni. Benim ismim Mehmet Emre Vural. 1968 yılında Sinop Ayancık'ta doğdum. Karadenizliyim esasen. Türk Telekom'da 6. ayımı tamamladım. Ama bundan evvel çok uzun yıllar farklı şirketlerde hem insan kaynaklarında hem yönetim kademelerinde görevler aldım. Yaklaşık 30 yıllık bir tecrübem var. Biraz kendimden bahsedeyim arzunuz üzerine. Liseyi Kuleli Asker Lisesi'nde bitirdim. Sonra Harp Okulu'ndan hem elektronik mühendisi hem de topçu ve füze subayı olarak çıktım. Bir müddet sonra Silahlı Kuvvetler'den ayrılıp özel sektörde çalışmaya başladım. Meslek hayatımın önemli bir kısmı insan kaynaklarında geçti. İnsan kaynaklarının birçok fonksiyonunda fiilen görev aldım. Yani bizim iş hayatına başladığımız yıllarda insan kaynakları tabir yerine personel kullanılıyordu. Daha mekanik, daha hesap üzerine, daha çalışma düzenlerinin kurulması üzerine çalışan birimlerdi o zamanlar. İnsan tarafı daha zayıftı. İşte vergi usul kanunu, bordrolama, işe alım gibi temel fonksiyonları yürütürdük genellikle. Zaman içerisinde tabii hem Türkiye'deki endüstrileşme gelişti hem insan kaynakları fonksiyonu çok kritik bir rol olarak şirket hayatında ve iş hayatında önem kazanmaya başladı. O süreci fiilen baştan sona yaşamış oldum. Yine müteakip yıllarda insan kaynaklarından pek rastlanmayacak şekilde üst yönetim kademelerine de geçtim. Çeşitli icra kurullarında, yönetim kurullarında bulundum. Birkaç şirkette genel müdür ve CEO olarak çalıştım. Artık böyle iş hayatında biraz daha yavaş bir döneme geçmeyi planladığım bir esnada Türk Telekom fırsatı çıktı. Türk Telekom'da az çalışmak mümkün değil maalesef. Ben daha az çalışmayı ümit ettiğim bir dönemde daha çok çalışacağım bir kulvara girmiş oldum. Gerçekten Türk Telekom ülkemizin en büyük şirketlerinden bir tanesi. Son derece yaygın bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. Ülkemizin, milletimizin temel ihtiyaçlarından bir tanesi haline gelen ses ve data iletişimi konusunda oldukça kapsamlı hizmetlerimiz var. Türk Telekom'un yine daha önce bir kamu şirketi, bir devlet şirketi olması, daha sonra özelleşmiş ve özel sektöre dönüşmüş olması itibariyle hem iç kültüründe hem de milletimizin algısında müstesna bir yeri var. Bizi daha sıcak, daha yakın görüyor halkımız. O yüzden şikayetleri de, beklentileri de daha samimi ve biraz daha sert. Bütün bu çerçeve içerisinde yaklaşık 45 bin kişiye ulaşan, bizimle doğrudan veya yani direkt veya indirekt çalışan personelimizin gündemlerini, çalışma koşullarını ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri koordine etmeye çalışan geniş ve deneyimli bir insan kaynakları ekibinin başında çalışmaya devam ediyorum. Genel olarak benim kendimle ilgili özetleyeceklerim bunlar. Peki aslında böyle size hani kendinizden de yola çıkarak aynı zamanda insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen kişilere sahip olması yetkinliklerin ve özelliklerin de neler olduğunu sormuş olayım. Muhtemelen burada da arkadaşlar vardır bizimle beraber insan kaynakları alanında çalışmak isteyen ya da kariyerine başlamak isteyen. Sizce nedir bu
sahip olması gereken özellikler ve yetkinlikler. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun sanırım. Yani şimdiki gençler bizden biraz daha az şanslı diye görüyorum. Biz insan kaynaklarına başlarken işte puantaj, vardiya, servis, yemek, işte kısmen işe alım filan gibi daha temel konular vardı. Bunları yürütmek için de biraz böyle matematik, biraz iletişim yetenekleriniz varsa pekala iyi bir personelci olabiliyordunuz. Tabii personel sonradan yavaş yavaş genellikle muhasebelerin altında bulunurken yavaş yavaş mali ve idari işler birimlerinden biri haline gelmeye başladı ve son 20 yılda neredeyse bütün şirketlerde de tepe yönetime direkt raporlayan ve zaman içerisinde stratejik iş ortağı haline gelen bir birim haline geldi. Kısaca şeyi bahsetmek isterim, yani ülkemizde ve dünyada şirketlerin endüstrileşme süreçleri biraz hızlı gelişti. Bundan söz gelimi 30-40 yıl önce Türkiye'deki en temel endüstri faaliyetlerinden bir tanesi üretmekti. Üretmek yani makine parkına sahip olmak, üretim için lazım olan ham maddeye ulaşmak, o makinaları çalıştırabilecek işte teknik adamlara sahip olmak, teknik bilgiye sahip olmaktı. O yüzden de birçok şirket üretim enstrümanlarına çok ciddi yatırım yapar. Oralarda işte fabrika, tesis, arazi, su kaynakları, ham madde kaynakları, bunlara ağırlık verirdi. Son yıllarda bu süreç değişti. Artık üretmek çok önemli değil, satmak önemli oldu. Satmak için şirketler, özellikle Türkiye'deki şirketler, uluslararası şirketlerden distribüsyon, bayi yönetimi, lojistik gibi, ki son yıllarda adı artık supply chain management dediğimiz tedarik zinciri yönetimine dönüştü. Bu yetenekleri kazanmak zorunda kaldılar. Üretim tek başına yeterli değil, artık satmak da gerektiği gündeme geldi. Bu bizi aşağı yukarı 2000'li yıllara kadar taşıdı. Sonra satmanın da aslında çok önemli olmadı. Ve bir marka sahibiniz oldu. Yani selling brand is better than selling products diye bizim zamanımızda çok söylediğimiz, yani marka satmanın ürün satmaktan çok daha iyi, çok daha karlı olduğu ortaya çıktı ve şirketler üretim, satış üzerine artık pazarlama birimleri kurmaya başladılar. Markalarını bina etme, markalarını müşteriyle tanıştırma, bir marka hikayesi yazma ve daha katma değerli satış imkanları elde etmeye çalıştılar. Sonra bütün bunlar tahakkuk etti, hepsi yerleşti Türkiye'de. Sonra artık biz bunları ihraç etme, yurt dışına satma, uluslararası markalar oluşturma sürecine geldik. Orada da bütün bu işleri yapan insanların, yani sonuçta makinaları çalıştıran, sahada ürünümüzü müşteriye ulaştıran, pazarlama iletişimini yapan insanların yetkinliklerine ilave bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. Yani global bir vatandaş olmak, birçok farklı ülkedeki insanları anlamak, tanımak, bu cross-cultural communication dediğimiz kültürler arası iletişimi algılamak gibi birçok ek yetkinliğe ihtiyaç oldu, ortaya çıktı. Şimdi böyle bir çalışma uzayında, böyle bir evren içerisinde insan kaynaklarının fonksiyonu başta işçi bulmaktı ilk işi. Yani gidip işçi pazarından tabiri caizse işçi bulmaktı. Sonra bunun üzerine ilave yetkinlikler geldikçe artık İK'nın zihin dünyası çok gelişmek durumunda kaldı. Artık biz bir avukatın çalışma koşullarından aşağıda mavi yakalı, sendikalı bir arkadaşımızın çalışma koşullarına kadar, Macaristan'da çalışan bir arkadaştan, işte Singapur'da faaliyet gösteren şirketimizin çalışanlarına kadar birçok konuyu kavramak, bu arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını fark etmek, bu alanlarda işe alım yapmak, mülakatlar yapmak, farklı kültürleri farklı ele alabilecek deneyime, donanıma sahip olmak gibi birçok ihtiyaç geliştirdik zaman içerisinde. Yani İK da bu endüstrileşme sürecinde son derece hızlı ve kapsamlı bir yol aldı. Tabii ben yani erken dönemde başlamış bir insan olarak ve belli iş davranışları oturmuş birisi olarak bu dönüşümü yaşamakta ben ve benim akranım arkadaşlar bayağı zorlanarak geçirdik. Çünkü hani bildiğimizi zannettiğimiz şeyleri hep yeni baştan öğrenmek, yeniden kendimizi update etmek zorunda kaldık zaman içerisinde. Tabii bu süreçle beraber şirketlerin yönetim kurulları, üst yönetimleri de hızlı değişiyor ve İK'dan beklentiler de son derece harsh, yani sert, çetin bir hale geliyor. Bugün işte biz telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak
5G'den söz ediyoruz. Önümüzdeki dijitalizasyon, globalleşme gibi konulardan bahsediyoruz. Artık İK'cıların sadece insan psikolojisinden, iş kanunundan ve vergi usul kanunundan anlıyor olması katiyen yetmiyor. Yani bizim artık şirketlerin stratejisini, vizyonunu, çalışan beklentilerini, kuşakları, kuşaklar arası farkları, ülkeleri, ülkeler arası farkları, hatta kimi zaman ülkeler arası iş kanunlarının, sosyal hukukun farklarını bilmek gibi birçok beceri geliştirmek zorundayız. Bu bakımdan insan kaynaklarında çalışmak isteyen arkadaşlarıma ben sadece hani ben işte psikoloji okudum, dolayısıyla ben insan kaynaklarında çok iyi olabilirim, başarılı olabilirim veya ben işte elektronik mühendisiyim, muhtemelen ben İK'yı yapamam filan gibi düşünmemelerini tavsiye ederim. Yani insan kaynakları birçok alt fonksiyondan, birçok farklı fonksiyondan insanları kendi bünyesinde barındırabilecek bir faaliyet alanı. Yani bizim İK'cılar olarak bir önceki şirketimde mesela bir marina işletmesi vardı. Marina işletmesinde önümüze bir form geldi. Dediler ki biz çekek operatörü istiyoruz. Çekek operatörü. Ya çekek ne, operatörü ne? Bunu anlamak, o iş profilini, adam profilini anlamak için gidip yerinde baktık. Yani kimdir bu adam, nasıl bir iş yapıyor filan. Sonra işe alım sürecine girdik. Yani anlatmak istedim. O kadar çok farklı alanlar karşımıza çıkıyor. O kadar çok ihtiyaç ortaya çıkıyor ki iletişim yetenekleri, sosyal zekası, analitik yetenekleri itibariyle insan kaynaklarında faaliyet göstermeye istekli her arkadaş formasyonu ne olursa olsun, altyapısı ne olursa olsun ben faaliyetlerde yer alabileceğini düşünüyorum. Ama birkaç ek bilgiyi, beceriyi çantamıza koymamız lazım. Bir tanesi bir, artık dijital bir dünyadayız. Bir kere bilgisayar becerilerinin, elektronik becerilerinin çok iyi olması lazım. Çünkü artık muhataplarımız böyle. Yani ben şimdi 95 plus doğumlu arkadaşlarla çalışıyorum. Benim ekibimde olanlar var. Artık 2000 pluslar gelmeye başlıyor arkadan. Bunlar tabiri caizse annelerinin karnından telefonla doğdular. Ve sürekli bir ekranla yaşadılar. Ben 1975'te daha 8 yaşındayken ilk defa televizyonu gördüm. İlk defa televizyon gördüm yani. Tek kanallı TRT'yi gördüm. Yani dolayısıyla onlarla bizim aramızda muazzam bir fark var. Yani bizim kendi açımızdan çalıştığımız ve yönettiğimiz ve gelişmelerine katkı sağladığımız çalışan profiline çok yakın bir mental düzeyde kendimizi tutabilmemiz lazım. Becerilerimizi de, bilgilerimizi de, uygulamalarımızı da hep o seviyeye yaklaştırmamız lazım. Yani şüphesiz hepimizin bugünkü güncel elektronik altyapıya, işte video konferans sistemlerine, bugün süreçlerimizi işlettiğimiz ERP gibi, robotlar gibi birçok şeyi anlayabilir, kavrayabilir bir zihinsel seviyeye çıkmamız lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Yani mesela kimi arkadaşlarımızda sözel yetkinlikler çok daha öne çıkmıştır. Bilgisayarlar arası biraz zayıftır, sevmez, hoşlanmaz. Ya da içe dönüktür, çok fazla iletişime açık değildir. Bu tür arkadaşların insan kaynaklarında zaman içerisinde zorlanabileceklerini, başlangıçta iyi bir mesafe almalarına rağmen daha üst seviyelere çıktıkça zorlanabileceklerini öngörmelerini tavsiye ederim. Dolayısıyla bir dijital tarafta bu arkadaşların kendilerini çok geliştirmeye açık olmaları lazım. Bir. İkincisi, az evvel sosyal zeka dedim. Yani eğer empatisi zayıfsa, ki bir insanın empatisinin zayıf olduğunu anlaması da çok kolay değildir. Yani insan kendi kendine pek tartamaz. Empatisinin zayıf olduğunu, iletişimde içe dönük olduğunu, mesela birkaç kriter söyleyeyim. Mesela telefonunuzu açmama eğiliminiz yüksekse, yani telefonunuz çaldığında kırmızı tuşa çok sık basan birisiyseniz muhtemelen içe dönük birisinizdir. Muhtemelen diyorum. Ya da çok müzik dinlemeyi, çok film seyretmeyi, çok kitap okumayı falan seven birisiyseniz genellikle bireysel deneyimlerini daha çok tercih eden, daha çok kendi içinde yaşamayı beceren birisinizdir. Bu kötü bir şey değil şüphesiz. Ama İK sizi zorlar. Yani siz içte kalmaya çalışsanız bile müşterileriniz, iç ve dış müşterileriniz sizi sürekli konuşmaya, iletişim yapmaya zorlar. Dolayısıyla dışa dönük olup olmadığınıza, sosyal zekanızın yüksek olup olmadığını
anlamaya çalışın. Bunları nasıl test edersiniz? Muhtemelen okuldaki advisorlarınız, hocalarınız, ilgi testleri, kişilik profilleri gibi konulardan yardım alarak sizin nasıl bir profil olduğunuzu ve nasıl bir iş tipine hazır olduğunuzu anlamaya çalışmalısınız. Son olarak da insan kaynakları az çalışacağınız ve çok para kazanacağınız bir yer değil, onu söyleyeyim. Yani insan kaynakları genellikle şirket ortalamalarında ortalama ve ortalamanın biraz altında gelir sağlayan bir fonksiyon tipidir. Yani bir pazarlamayla veya bir fiyansla veya satışla kıyasladığınızda insan kaynakları yüksek uçlarda, high endlerde ücret alan bir fonksiyon değil bu bir. Fakat buna rağmen mesaisi itibariyle insanla çalıştığınız için 7-24 bayram, seyran, hani en çok hatta en çok çalıştığınız günler onlar olur. Çalışmanız gereken bir birimdir. Üstelik çalışmanızı da pek göremezsiniz, onu da söyleyeyim. Yani üretim katında çalışan bir mühendis veya satışta çalışan bir arkadaş veya finansta çalışan bir arkadaş çalışmasının sonuçlarını görebilir genellikle. Üretimci der ki ya ben şu kadar ton, şu kadar kuli, şu kadar litre filancadan ürettim der. Satıcı der ki ya ben hedeflerimi tutturdum, şu kadar sattım, şu kadar ton, şu kadar kuli veya şu kadar TL sattım der. Kayıtlara geçer, elle tutulur, tangible'dır. Finansçı raporlarını çıkartır, biz şu kadar rapor çıkarttık, şu kadar bildirim yaptık der. İnsan kaynaklarcı pek bir şey diyemez. Çünkü insan kaynaklarcının yaptığı işler formlarda, klasörlerde, e-maillerde ve konuşmalarda saklanır kalır. Çok etkili bir fonksiyondur. Fakat bunu tabiri caizse bir inşaatçı gibi yaptığınız binanın karşısına geçip ya bu binayı ben yaptım diyebileceğiniz bir iş tatmini yaşamanız zordur. İK'cılık bu bakımdan yani iç motivasyonu bireysel, kendim self motivation diyebileceğimiz motivasyonu yüksek olan arkadaşları gerektirir. Bu bakımdan bu saydığım temel kriterleri kendinizde görüyorsanız o zaman rüzgar arkadan geliyor demektir. Yani o zaman İK'da muhtemelen önemli bir başarı sağlamanız muhtemeldir. Tabii başarı bireysel değildir, onu söyleyeyim. Yani sizin çok iyi olmanız başarılı olmanıza yetmez. İçinde bulunduğunuz ekibin, başladığınız şirketin, içinde bulunduğunuz dönemin birçok kriter var. Bunların da el verir olması lazım ki başarı gelsin. O yüzden de arkadaşlara çok başarıya odaklanmamalarını da tavsiye ederim. Yani başarı dediğim gibi bireysel bir sonuç değil. Başarı bizim dünyada tuttuğumuz yerin, doldurduğumuz hacmin ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koyan bir kriter değil. Başarıyı genellikle gençler parayla, pozisyonla filan ölçüyorlar ama başarı bence iç tatminle ilgili bir şeydir. Yani siz yaptığınız şeyden mutluysanız, memnunsanız bana göre başarı sayılabilirsiniz. Bunun bazen karşılığını alırsınız TL olarak veya pozisyon olarak, bazen alamazsınız. Bazen iş hayatında başarılı olamazsınız ama aile hayatında başarılı olursunuz. Çok değerli çocuklar yetiştirirsiniz vesaire. Yani bunlar tabii daha böyle derin tartışmalar, oralara girmeyelim. Gençlerin beklentileri sorular itibariyle farklılığını görüyorum. Bir de şimdi hem yandaki sorulardan takip ettiğim kadarıyla yoğun olarak sorulan ve tabii ağırlıklı olarak öğrenci ve yeni mezun arkadaşlarımızın da bizi dinliyor ve izliyor olmasından, Türk Telekom'u da merak ediyor olmalarından kaynaklı bizim olmazsa olmaz sorularımızdan biridir bu. Staj programlarıyla ilgili çok yoğun soru alıyoruz. Staj evet. Programlarınız var mı diye soruyorlar. Stajyerlerde nelere dikkat ediyorsunuz diye soruyorlar. Aslında hepsini böyle bir araya getirilmiş bir soru soruyor olayım ben. Türk Telekom'da staj imkanları, Türk Telekom'un stajyerlerden bekledikleri ve staj süreçleriyle ilgili sizden şöyle bir kısa bilgi alabilir miyiz? Evet, ben hemen böyle yaşlı bir abiden, amcadan diyeyim belki. Staj ne demektir onu hemen anlatayım. Yani bizim açımızdan staj en emniyetli işe alım metodudur. Neden dersen, benim işe alımda yaptığım şey ne? Birkaç tane test veriyorum adama, birkaç mülakatı alıyorum, çok bir sunum hazırlatıyorum, bir sunum yaptırıyorum filan. Böyle birkaç saatlik süreçlerde insanların muhtemel performanslarını tahmin etmeye çalışıyorum. Dikkat, işe alım adayın muhtemel performansını tahmin etme süreci. Adam beğenme süreci değildir. Arkadaşlarınız zihninde bu yerleşsin. Yani işe alımcı ne yapar? Ben bu arkadaşı içeriye alırsam benim beklediğim performansı üretebilir mi? Bunu anlamaya çalışır genelde. Yoksa işte okulu, efendim bölümü, yaşı, geçmiş deneyimleri falan değil. Daha çok bu muhtemel performansın tahminine dayalı araçlar kullanırız genelde.
Birçok defa yani kanaatlerimiz doğruya yakın olmakla beraber az evvel söylediğim başarının bireysel olmamasından kaynaklanan birçok sebeple yani aday çok uygun olabilir ama yöneticisiyle uyum sağlayamayabilir, lokasyonla uyum sağlayamayabilir, işle uyum sağlayamayabilir, dolayısıyla performans üretemeyebilir. Bu adayın kötü olduğu anlamına değil, koşulların tam oluşmadığına işaret eder. Dolayısıyla staj bizim açımızdan genç bir arkadaş gelir, biz onun oturmasını, kalkmasını görürüz, ilgi alanlarını görürüz, iletişim davranış biçimlerini görürüz, işe karşı ilgisini, ne tür konularda yetenekli olduğunu fark ederiz. Dolayısıyla onu daha esaslı ve daha isabetli bir şekilde yerleştirmemiz açısından bizim şu performans tahminimize çok yardımcı bir süreç olur. Yani stajın böyle bir tarafı var. Ha, tabii öğrenci açısından veya aday açısından stajın deneyim kazanmak, iş hayatını bir tatmak filan açısından başka yararları var. Ama bizim açımızdan dediğim gibi staj en emniyetli işe alım yoludur. Çünkü dediğim gibi birkaç saat mülakat yerine birkaç hafta, birkaç ay o arkadaşla beraber olursun. Beraber yemek yersin, aynı köşede çay içersin, aynı serviste oturursun. Onun ahlakı, çalışma ritmi, yetenekleri, sayısal, sözel, iletişim vesaire. Bütün bunları izlersin. Hem onu doğru bir yere yönlendirmek hem de doğru bir işe alım kararı vermek açısından önemli olur. Bu bakımdan stajyer arkadaşlara tavsiyem, biz stajyerden ne bekliyoruz? Stajyerlerin gerçekten çalışıyormuş gibi davranmalarını bekliyoruz. Bir, yani stajyer kendisini stajyer olarak konumlandırdığı ölçüde biz onun gerçek performansını, gerçek temposunu anlayamayabiliyoruz. Yani ben birçok görüşmelerinde arkadaşlara söyledim. Yani sen stajyersin ama burada kendini çalışıyormuş gibi farz et. Çünkü biz hani stajyer eğer çok çalışmaya eğilimli değilse, çok böyle hani ayakları sağlam basmıyorsa belli başlı projeleri de ona sokma eğiliminde olmuyoruz. Biz derken yani bizim stajyerleri assign ettiğimiz fiilen çalışan profesyonel arkadaşlar. Diyelim ki 2 ay sürecek bir proje var ama stajyerimiz böyle biraz parmak uçlarında gelip gidiyorsa, 2 ay sürecek gibi durmuyorsa onu o 2 aylık projeye genellikle yöneticiler koymak istemezler. Çünkü sürekli ihtiyaç vardır. Ya da arkadaşımız stajyer tonunda çalışıyorsa, yani yaptığı işlerden böyle çok atılmıyor, çok böyle işin içine girmiyorsa genellikle yine yöneticiler onları çok işin içine tutmak istemezler. Bu bakımdan stajyer arkadaşların konuyu bir staj olarak değil, bir çalışma olarak, bir tabiri caizse ücretsiz çalışma olarak, bir gönüllü çalışma olarak algılamalarını tavsiye ederim. Çünkü kişi kendini nasıl hissediyor ve nasıl konumlandırıyorsa diğer kişiler de onu öyle kabul ediyorlar ve onu öyle muamele ediyorlar. Dolayısıyla böyle stajyer biraz seyrek adımlarla yürürse ofis koridorlarında genellikle stajı da o şekilde tamamlanıyor. O bakımdan bir, mutlaka odaklansınlar yaptıkları işe. İkincisi, stajda benim en çok öğrenciler açısından, benim de şu anda okulumu yeni bitirmek üzere olan 23 yaşında bir kızım var. Ona da aynı tavsiyeleri yapıyorum. İş hayatındaki fonksiyonları ve iş hayatını anlama gayreti içerisinde olsunlar. Söz gelimi, işletmeden mezun olmak üzere olan bir arkadaş eğer bir finans biriminde staj yapıyorsa finanstan gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını anlamaya çalış. Çünkü üniversitelerde okuduğumuz formasyonlar, bölümler genellikle bizi bazı fonksiyonlara yönlendiriyor. Orada yönlendiğimiz şeyi gerçekten yapmak istiyor muyuz? Yani o iş gerçekten bizi çekiyor mu? Bu yapmak istediğimiz şey mi? Bunu anlamaya çalışmak lazım. Şurada bir arkadaşımın sorusunu kısaca okudum. Yani hani kısa dönemlerde bir yerlerde çalışmış olmak bizim için kötü bir anlama gelir mi diye bir soru var. Yani zaten yeni mezunlardaki iş alımda bizim en çok çekindiğimiz şeylerden bir tanesi budur. Çünkü öğrencidir. Yani öğrencilikte gerekli olan yetkinlikler bambaşka. Bunu parantez içinde, tırnak içinde söylüyorum. Başarılı bir öğrenci olmak için gereken yetkinlikler sizi profesyonel hayatta başarılı yapmayabilir. Yani akademik performans da profesyonel performansın gerektirdiği yetkinlikler arasında önemli farklar var. Başarılı bir öğrencinin hocasıyla iyi geçinmesi lazım, iyi ders çalışması lazım, iyi sınav vermesi lazım kabaca.
Bu ise onu okuldaki birçok aktiviteden, birçok sosyal faaliyetten alıkoyar. Niye? Çünkü ders çalışmak lazım ve sınavlara hazırlanmak lazım. Bu ise onu biraz daha içe dönük, biraz daha tabiri caizse asosyal bir noktaya sokar. Eğer bu arkadaş mezuniyetinden sonra bir satış fonksiyonunda, bir pazarlama fonksiyonunda görev alacaksa, okuldaki akademik başarısının iş hayatına otomatik olarak kopyalanamayacağını baştan bilmesi lazım. Çünkü biz iş yerinde ders çalışmıyoruz, sınav da vermiyoruz. Biz burada sonuç üretmeye çalışıyoruz. Bu sonuçları insanlarla beraber yapmaya çalışıyoruz. İletişim, takım oyunu, çalışma, zaman yönetimi gibi birçok konu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla stajyer arkadaşların staj yaptıkları şirketlerdeki diğer fonksiyonları da anlamaya çalışmaları ve gerçekten odaklandıkları şeye iyi bir aday olup olmadığını anlamaya çalışmaları lazım. Tabii bu biraz insanın kendi farkındalığıyla da ilgili. Yani kendinizi iyi tanırsanız ancak o işe iyi olup olmadığınızı kavrayabilirsiniz. Bu bakımdan yani biz stajyerlerden beklentimiz staj yapmıyor gibi çalışmaları, ama stajyerlerin de kendileri açısından iş hayatını ve iş hayatında odaklandıkları fonksiyonları hızlıca anlayacakları bir staj yapmalarını tavsiye ederim. Aksi takdirde az evvelki arkadaşın sorduğu soru ortaya çıkıyor. Bir yerde işe başlıyorsunuz, hem de iyi bir şirkette. Diyelim ki insan kaynaklarına başlıyorsunuz ama birkaç ay sonra anlıyorsunuz ki aslında siz o işe çok uygun değilsiniz. Mutsuz olmaya başlıyorsunuz. Biraz zorluyorsunuz kendinizi. Ekibiniz sizi biraz zorluyor. Sonra birkaç ay sonra ayrılıyorsunuz. Burada başarısızken başka bir şirkette, başka bir fonksiyonda başarılı olduğunuzu fark ediyorsunuz. Dönüp eski şirketinize kızıyorsunuz. Halbuki problem o değil. Problem sizinle iş arasında bir relasyonun, bir bağlantının henüz kurulmamış olması. Tabii okuldayken bunları kavramak çok zor ama bunu anlamanın en iyi yolu özellikle erken dönemde, yani üniversitenin 1-2. sınıflarında gerekirse gönüllü stajlar yaparak sizin hangi fonksiyonlara uygun olduğunuzu anlamaya çalışmanızdır. Aksi takdirde bu anlama ve öğrenme sürecini profesyonel birkaç iş şirketi değiştirerek yapıyorsunuz. Bu ise CV'de çok hoş görünmüyor. Hani ben gerekçelerini anladığım için belki bunu çok önemsemiyorum ama genç dönem İK'cılar buna çok takılabilirler. Yani erken işe alım yapan işe alım uzmanları adayın birkaç defa iş değiştirmesinin altında başka gerekçeler arama eğiliminde olabilirler. Acaba niye tutunamadı, niye orada duramadı falan diye biraz daha sorguluyor olabilirler. Yaşlanınca onlar da öğreniyorlar ama bizim gibi. Bir de stajyerleri tabii konuştuk. Türk Telekom'un da Start diye bir programı var. Benim de yakından takip ettiğim ve aslında sosyal medyalarda da beğenerek bol bol duyuruları çıkan Start programı ile ilgili de çok kısa böyle hangi dönemlerde başvuru alıyor, aslında orada hani hangi yetkinlikler bekleniyor gibi böyle çok genel ve kısa bir bilgi verirseniz arkadaşlardan Start'la ilgili bilgisi olmayanlar en azından bilgilenmiş olurlar. Evet. Start bizim çok uzun zamandır yürüttüğümüz bir program. Çok güzel bir program. İyi para harcıyoruz orada. Şubat-Mart dönemlerinde başvuruları topluyoruz üniversitelerden. Hem mezunlardan, hem mezun olacaklardan, hem de 3. sınıflardan. Bu arkadaşları birkaç tane hendek atlatıyoruz tabiri caizse. Testlere sokuyoruz, online testler. Sonra grup mülakatlar alıyoruz. Sonra birebir mülakatlar alıyoruz. Eğer bütün bu aşamalardan geçip elek üstünde kalırlarsa onları bizim şirketimizde hem staj programına hem de nihayetinde işe yerleştirme programına kadar varan bir eğitim alıyoruz. Bu uzun bir program oluyor. Ve bu arkadaşlar Start olarak şirketimizde başladıktan sonra da o sırtlarındaki Start damgasıyla birkaç yıl daha çalışmaya devam ediyorlar. Yani onlar normal işe alımla değil de Start programıyla işe alınmış oldukları için özel eğitim programlarına, özel rotasyonlara, özel seyahatlere tabi tutuluyorlar. Buradaki amacımız Türk Telekom'un ve telekomünikasyon sektörünün ihtiyaç duyduğu ve önümüzdeki yıllarda çok daha kritik olabilecek genç yetenekleri erken dönemde tespit edip bünyemize kazandırıp onları hızlı bir eğitimle sektöre adapte etmek. Çünkü telekomünikasyon deyince arkadaşlar bir kısmı biliyor olabilir. Uydu iletişiminden internete, işte mobilden sabit ses hatlarına ve ICT, OTT, IoT gibi yani giderek çeşitlenen birçok alana yayılan
ve giderek genişleyen, daha henüz sınırlarını bizim de bilmediğimiz, çünkü sektör son derece yeni ve genişliyor hala, yani doygun bir sektörde değiliz. Bütün bu değişimi, dönüşümü algılayabilecek olabildiğince genç yetenekleri bünyemize kazandırmak istiyoruz. START aslında çerçeve olarak bu programın adı. Arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim, START süreçlerine katılsınlar ve katılıp başarılı olabilirlerse gerçekten kendileri açısından önemli bir başarı engelini aşmış olurlar. Nedir o? Yani o sektörün temel bilgilerini, temel konularını çok hızlı öğrenebilecekleri bir programa dahil olmuş olabilirler. Yani biz onların olağan bir işe girişle belki 5-10 yılda elde edebilecekleri deneyimi biz bir yıl içerisinde onlara kazandırıyoruz know-how olarak. Bir de tabii evet. Telekomünikasyon sektörünün çok hızlı geliştiğinden ve değiştiğinden aslında az önce böyle bir kısaca bahsettik ama benim bir de merak ettiğim telekomünikasyon sektöründe çalışıyor olmanın arkadaşlar için avantajları nelerdir sizce? Hani onlar hakkında da kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Yani bir adam telekomünikasyon sektöründe çalışmayı tercih etmeli. Bizde çalışırlarsa internete para ödemezler. Çok güzel. Bence inanılmaz avantaj. Gerek cep telefonunda gerek evde arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza ücretsiz internet hattı veriyoruz. Ben bunu sevdim. Bayağı güzelmiş bu. Yani ben arabada işte sabah akşam işe gidip gelirken YouTube'dan bir şey seyretmekte hiç çekinmiyorum. İnternetim biter mi diye korkmuyorum. Evde de Netflix'i hani ya bu ara çok film seyrettik acaba hani kotayı aşar mıyız falan gibi bir sorunumuz yok çok şükür. Böyle bir rahatlığımız var onu söyleyeyim başta. Arkadaşlar anlamlı olacağını düşünüyorum. Güzel bir avantajla başladı. Bence ikna edici bir avantaj oldu. Evet. İkincisi tabii biz şu anda cutting edge diyebileceğimiz yani dünyadaki iş hayatının keskin ucundayız şu anda. Yani 5G dediğimiz taraf önümüzdeki yıllarda gerçekten hayatımızı her bakımdan çok değiştirecek bir süreç olacak. Bunu hani biz şimdi 5G'nin mahiyetini gerek strateji toplantılarında gerek kendi üst toplantılarımızda gördüğümüz için söylüyorum. Yani hele benim ve benim yaşıtlarım falan çok son derece kasacak bir döneme gireceğiz yani. Bunun yani 2022-2023 yıllarında da yavaş yavaş ortaya çıkacağını göreceğiz hep birlikte. Tabii telekomünikasyon bu sürecin tam ortasında, tam göbeğinde, önünde, arkasında bulunuyor. Bir taraftan da bugün bizim satmakta olduğumuz hizmetler, servisler, ürünler artık neredeyse temel ihtiyaç düzeyine gelmiş durumda. Hani mesela bu pandemi sürecinden bir kısaca bahsedeyim. Bütün şirketler belki hani perakende, gıda vesaire falan yavaş yavaş kepenk kapatır veya ne bileyim yavaşlar durumdayken bizde ciddi bir talep patlaması oldu. Çünkü insanlar ofislerinden evlerine geçerken, çocuklar okullarından evlerine dönerken en temel ihtiyaç internet ve internet erişimi oldu. Dolayısıyla biz sahada şu anda fedakarane çalışan teknik ekiplerimizi eve çekmekle sahaya sürmek arasında çok ciddi ikilemler yaşadık. Yani bir taraftan patlayan bir internet talebi özellikle köylerde, Anadolu'da, yazlıklarda vesaire. Bir taraftan da işte bu arkadaşların arıza tesis için sürekli girip çıktıkları evlerde hem kendi sağlıklarını hem toplum sağlığını riske atma ihtimalleri arasında çok gidip geldik ama sağ olsunlar o arkadaşların fedakarlıkları, bizim hazırlıklarımız tamamlandıktan sonra da milletimizin internete ilişkin taleplerini ciddi şekilde karşıladık. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani şu anda talep konusunda doygun bir sektör değiliz. Hala ulaşılacak, gidilecek çok yer var. Yani ben uzun yıllar bir gıda firmasında çalıştım. Yani bugün Türkiye'de tüketilecek bisküvi tonajı bellidir. Yani ne kadar bisküvi yendiğini aşağı yukarı bilirsiniz. Bayramda şu kadar, hafta sonunda bu kadar, yazın şu kadar, kışın bu kadar diye bilirsiniz. Ama internet hala saturated bir sektör değil. Yani iletişim hala genişliyor ve yani bizim şu anda kavrayamadığımız kadar da genişleyecek. Artık televizyonlarımız, buzdolaplarımız, arabalarımız, ayakkabılarımız, saatlerimiz, yani her şey internete bağlanmak ihtiyacı hissedecek ve biz herhalde sattıkça satacağız, öyle görünüyor. Yani telekom operatörleri olarak söylüyorum. Bayağı bir daha ulaşacağımız müşteri var. Müşteride derinleşme ihtiyacımız olacak. Yani şu anda
mobil internet kullanan, evde internet kullanan müşterileri artık başka başka alanlarda da internet satmaya başlayacağız. Bu bakımdan birincisi, yani talebi sürekli olan bir sektördeyiz. İşimiz çok şükür tıkırında gidiyor. Yani iş hep var, hep satış yapıyoruz, hep kurulum yapıyoruz. Her ne kadar rekabetimiz şiddetli ise de. Ürünümüz komoditi seviyesine gelmiş. Yani artık ekmek gibi, su gibi, elektrik gibi herkesin ihtiyaç duyduğu bir iletişim kanalındayız. Bir ürün satıyoruz. Üçüncüsü de tabii dünyada ciddi bu 5G ile beraber başlayan genişleme platformları vesaire, bunlar olacak. Gerçekten hareketli, önümüzdeki yıllarda neye evrileceğini, neye dönüşeceğini tam bilemediğimiz heyecanlı bir sektördeyiz. O bakımdan arkadaşlara Telekom'a ve özellikle Türk Telekom'a katılmalarını özellikle tavsiye ederim. Yani birçok şirketin ne olduğunu biliyorlar. Gıda, işte endüstri falan, bunlar hep belli ama Telekom daha böyle biraz daha maceralı bir yer gibi geliyor bana. Tabii bir de şimdi özellikle bu pandemi dönemiyle beraber de hem bu süreçleri hızlandıran hem de belli değişimleri yaşatan durumlar oldu. Ben bu yeni normal dediğimiz düzende Türk Telekom çalışanlarını ya da işte potansiyel çalışan adaylarını nasıl yenilikler beklediğini de merak ediyorum. İşte ofislerde, çalışma düzenlerinde ne gibi değişiklikler olacak, insan kaynakları tarafı buna nasıl aslında hazırlanıyor? Evet, bu da bizim şimdi ayakkabımızdaki taşlardan bir tanesi şu anda. Muhtemelen de çok böyle yoğun gündem alan konulardan. Evet, üzerinde çok düşündüğümüz, çok araştırdığımız bir konu. Öncelikle şunu söyleyeyim, Türk Telekom'da bir kriz grubu var, kriz masası var tabiri caizse. Biz pandemi başlarından itibaren onlarla beraber önemli paydaşlardan biri olarak orada çalışıyoruz. Bu konuda kriz masasının gündemlerinden biri oldu. Yani çalışanlarımızı eve gönderirken hangi sıralamayla, hangi fonksiyonlardan başlayarak göndereceğimizi tartışmaya başlamıştık. Şimdi geri döneceğimiz zaman hangi takvimle, hangi önceliklerle ve nasıl bir ofise döneceklerini yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii bunun yani toplum sağlığı açısından ilgilenilecek alanlar var. İş hukuku açısından, yani çalışma ortamı ve çalışma barışı açısından ilgilenecek konular var. Ofis yönetimi, bina yönetimi, çalışanlara sunduğumuz servisler, hizmetler açısından bakılması gereken detaylar var. Söz gelimi bizim Ankara'da ve İstanbul'da büyük kule binalarımız var. Asansörler son derece kritik ama diyelim ki eğer denirse ki halk sağlığı birimleri tarafından, ya bir asansörde iki kişiden fazla binilmesin, benim buradaki binamda 1000 kişi çalışıyor. İki kişi insin, iki kişi çıksın dersek ekibin mesaiye başlaması birkaç saat sürebilir. Dolayısıyla hani ne kadarını evden çalıştıracağız, ne kadarını ofiste çalıştıracağız, ofiste hangi insan trafiği konularını değerlendireceğiz, buna ilişkin gerçekten çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz ama şunları söyleyebilirim rahatlıkla. Birincisi yani geri dönüşümüz kademeli olacak. Kademeliden kastım birincisi toplu taşımayla şirkete ulaşan ya da lokasyon, şirket deyince tabii bizde bir tek şirket yok. Bizim insan çalışan 2000 tane binamız var bütün Türkiye'de. Kimisi işte Hakkari'de, kimisi İstanbul'da. Dolayısıyla yani toplu taşımayla ofislere ulaşan arkadaşlarımızın bir müddet daha evde çalışmalarını tercih edeceğiz. Bunun ne kadar süreceğini önümüzdeki günlerde karar vereceğiz. Şirket aracı kullanan arkadaşlarımızın ofislere gelmesini öncelikleyeceğiz. Ama bunlar içerisinde de engelli olan, sağlık problemi olan veya küçük çocuklar olup evde bulunması gereken, çünkü biliyorsunuz 18 yaş altı hala muhtemelen burada da arkadaşlarımız vardır bu gruba giren. Bu arkadaşların evde kalmaları zaruri olduğu için böyle çocuklar olan, ebeveyn olan çalışanlarımızın daha sonra ofise dönecek şekilde, yani bu kısıtlamalar kalkınca dönecek şekilde gelmelerini sağlayacak bir program yapacağız. Ama her durumda ofislerde çalışma yoğunluğunu belli yüzdelerde azaltmaya çalışacağız. Yani bizim mesela çağrı merkezi operasyonlarımız var. Yaklaşık 12 bin kişilik bir çağrı merkezi grubumuz var. Bunun neredeyse %99'unu şu anda home agent'a çevirdik. Yani hepsi artık evlerinden çalışıyorlar ve çalışabiliyorlar. Tabii biz hani teknolojik altyapısı
olan, yani iletişimi zaten kendisi satan bir şirket olduğumuz için çalışanlarımıza bu anlamda imkan sağlamakta çok zorlanmadık. Ama bunların hangilerini ve hangi planda tekrar ofislere çekeceğimize bakacağız. Bu şu anlama gelecek, muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde ofiste insan trafiği oluşturan lokasyonlar, yönler, yemekhaneler, kafeteryalar, servisler bugün olduğundan daha az yoğunluklu, daha farklı bir şekle dönüşecek ister istemez. Yani yeni normal bilemiyorum, yani günün birinde gerçekten Mart ayından önceki ritme ve yoğunluğa döner miyiz? Çünkü biraz da böyle bazı insanlarda şey de yerleşti. OCD, yani obsesif kompulsif disorder diyebileceğimiz şeyler de yerleşti. O insanları tekrar ofise döndürmek, ne bileyim yemekhanede yemek yemelerini sağlamak çok da kolay olmayabilir. Dolayısıyla olacak aslında anladığım kadarıyla. Evet, yani ama bütün bunların farkında olduğumuzu ve bunlarla ilgili çalışmalar yaptığımızı ve imkanlarımızı genişletmeye, ihtimallerimizi genişletmeye çalıştığımızı, dünyadaki iyi uygulamaları da kavramaya, takip etmeye çalıştığımızı bilmelerini isterim. Hem kendi personelimizden hem arkadaşlarımızdan. Akıllı işler yapmaya çalışıyoruz. Tabii çok kolay bir şey değil. Özellikle Türk Telekom gibi müşteriye dokunan ve birebir teması olan bir sektörde birçok tedbir almak durumundayız. Ama eskisi gibi olmayacağı aşikar. Ağzınıza sağlık. Yavaştan bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İkinci oturumla devam ediyor olacağız arkadaşlarla. Bence çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen, Türk Telekom'daki programları ve işe alım sürecini merak eden adayların sorularını fazlasıyla yanıtladık diye tahmin ediyorum. Yandan da teşekkür ederizler gelmeye başladı. Öyle görüntülüyorum ben de. Arkadaşlar ikinci oturumumuz yaklaşık 8 dakika sonra başlıyor olacak. Yeniden bir araya gelmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim hepsine katılımlar için. Hoşçakalın. Kişilerle beraber ikinci oturumla güne devam ediyor olacağız. İkinci oturuma herkesi bekliyorum. Teşekkürler.